Bugün bu davanın son duruşması yapıldı, son celsesi yapıldı ve sanıklar beraat etti. Yılmaz Büyükerşen ve bürokratları 12 yıllık bir yargılamadan sonra zaman aşımı nedeniyle beraat ettiler. Bildiğiniz gibi e, otoparkın iptali, sokak otoparkının iptali ve vatandaşların bu yönde artık ödeme yapmaması ile ilgili bir karar vermişti idare mahkemesi. Yılmaz Büyükerşen ve bürokratları bir gün saat 11.30'da toplanıp bu kararı uygulama yönünde bir karar aldılar. Ertesi günü 11.30'da toplanıp kararın uygulanmasını fiilen olanaksız hale getirecek caddeyi tekrar otopark olarak ilan ettiler. 2012 yılında şikayet ettik. 2024 yılı içindeyiz. Geldiğimiz yılda artık yargılama hala devam ettiği için yargıtayın görevi kötüye kullanma nedeniyle suçlular. Buna karşın beraat kararı verilemez demesine rağmen bu kimseler beraat etti. Uzun yargılama nedeniyle beraat etmiş olmalarını ve hala vatandaşların geçtiğimiz bu yıllarda otopark nedeniyle para ödüyor olmuş olmasını biz artık kamu vicdanına bırakıyoruz. Şöyle bu karar bir gün dahi uygulanmadı. Eskişehir'de biliyorsunuz Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Ekrem Birsen'in açtığı davayla biz bugünkü duruma gelmiştik. Caddelerin otopark oluşunu iptal ettirdi. Sakarya Caddesi için bir karar alındı ama karar bir gün dahi uygulanmadı. Kararı uygulamayanlar bunun karşılığında bir ceza da görmediler. İçinde bulunduğumuz durum bu. Şu anda dahi mahkeme kararına uyulmuyor. Artık içine artık içinde bulunduğumuz duruma göre bunun da pek bir anlamı kalmadı. Vatandaşlar vatandaşlar. Vatandaşlar bu durumdan habersiz. Vatandaşlar ödeme yapmaya, hala ödeme yapmaya devam ediyorlar. Ve Haktan, hukuktan, adaletten bahseden insanlar zaman aşımı nedeniyle işledikleri bir suçtan dolayı beraat ediyor ve bununla ilgili herhangi bir e, topluma hesap verme zorunluluğu da hissetmiyorlar.